Gerçekten bugün Sayın Cumhurbaşkanı var, yarın öbürsü gün yok. Başbakan da aynı şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi de, ben bunu her zaman söylüyorum. Bizim gözümüz siyasetin ötesindeki gerçeklikte. Ben neden bu kadar Fethullah Gülen'e e, açık yüreklilikle e, bunları söylüyorum? Çünkü bir, dini, İslam'ı <laughs> siyasi amaçların için, İngiltere ve İngiltere'nin güdümündeki e, ülkelerin politikalarını hayata geçirmek için... Bunu da dini şemsiyesi altında yaparsan sen dini bir lider olmaktan zaten çıkarsın. Tanımam. Nasıl başladı, ne niyetle başladı, ne noktaya geldi bilmem. Hı. Ama bugün hepimiz bir gerçeği biliriz ki o güçler konuşturmasa konuşamazlar. Neden Pensilvanya'da? Ben kişilerde değilim. Ben burada tamamen yaratılış sistemine aykırı bir şey olduğu için başka Hı. liderler çıksın ışık görelim gözünde, gerçek bir lider görelim. Zaten dünyanın buna bir e, 17 ihtiyacı Aralık. var. niye tepki gösteriyorsunuz? 17 bir dakika ya anlatıyor. Bir dakika. O öyle devam, devam etsin yani açalım. Yani Rasim Bey. Şu 17 Sayın, Aralık'tan Sayın önce ben bir dakika. Evet. Gezi Parkı'nda yer almadım. Evet, Fakat yani. Gezi Parkı'nda bir kadın olarak Gezi Parkı'nda kaybettiklerimiz için içim acıdı. Ben bir önceki programda da söyledim. Ali İsmail Korkmazların, Berkin Elvanların, tabii, tabii. Gezi'de ölenlerin hepsi, hepsi hepsinin sorumlusu Paralel yapı ve arkasındaki zihniyettir. Çünkü o yani. insanları, bu benim fikrim. Çünkü Önemli o şey insanları sokağa döken, bugün Mossad diyoruz, MI, MI5 diyoruz, CIA diyoruz. Biz hmm. biliyor muyuz ki içimizde kaç tane bunların ajanlarından, belki de Gezi Parkı'nda olayları fiş fişfiklemek için, olayları itmek için, olayları bu duruma getirmek için, insanları sokağa dökmek için örgütlü bir çaba harcandı. Bu örgütlü bir şeydi.